Sıra bize kanalına hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu defa eğitim tarzında bir video olacak. Öğretim amaçlı video olacak. Arkadaşlar bazen işte ders notlarını falan alıyoruz diğer sınıf arkadaşlarımızdan ve bununla ilgili biraz sorunlar yaşıyoruz. Biliyorum bazen kendisi olmuyor, derse gelmiyor. İyi bir not tutan oluyor kendisi. Ama derslere bazen işte iş oluyor gelmiyor. Ve size not çıkarmanız gerekiyor sınava hazırlanmanız için veya ders anlatmanız için falan. Bu durumda çoğu zaman diyor işte resmini atayım ondan oku veya onu git yazdır bir kırtasiyede, fotokopide falan. Ve resmini atıyor sana biraz uzaktan oluyor ve onu çıktı aldığı zaman koyu bir temayla, koyu bir okunmaz halde bir şey çıkıyor ortaya. Onunla ilgili bir çözüm videosu bu. Ha, arkadaşınız misal size ödevi attı artık ve bunu biz kolay bir şekilde PDF'e çevirebiliriz. Daha kaliteli bir şekilde çıktısını alabilmemiz için. Videoya geçmemişten önce de kanalımıza abone olursanız seviniriz. Biliyorum biraz geç videolar çekiyoruz ama zaman bulamadığımız için oluyor. Ama geri dönüş yapacağız mutlaka yine. Programımızın ismi arkadaşlar Play Store'dan göstereceğim. Sonra uygulamaya geçeceğim. TabScanner'dır. Ha bu. Kamera tarayıcısı PDF. TabScanner. Kolayca bulabilirsiniz zaten. Açalım uygulamayı. Uygulamamıza geçelim ve nasıl kullanıldığını da öğreteyim size şimdi arkadaşlar. Çok kolay ve basit kullanışlı bir program. Burada görüyorsunuz burada kamera işareti var. Bir dakika reklamı kapatayım. Ha burada görüyorsunuz burada kamera işareti var ve yanında galeri işareti var. Bu bir bak bu da galeri. Şimdi biz ders notunu direkt WhatsApp'ta attık diyelim arkadaş. Biz buradan resmi seçiyoruz. Bakın burada kenarında böyle çizgiler var. Onları biz doğru şekilde tuttuktan sonra kırpıyoruz. Yani işte resmin kenar kısımlarını kırpıyoruz. Bildiğin kırpma işlemi bu. Ha, kırptıktan sonra ise arkadaş burada onaylı işareti var gördüğünüz gibi. Buna basıyoruz bir kez. Kendisi artık ayarlıyor. Gördüğünüz gibi düzensiz bir resmi kaliteli, daha kaliteli diyelim. Şimdi bu, ben bu resmi internetten buldum. Daha iyi de işler yapabiliyorsunuz. Ha internetten buldum onu. İşte bunu direkt daha kaliteli bir şekilde tarıyor size veriyor. Ve yine de burada siz bunun üstüne yine de oynamalar yapabiliyorsunuz. Gözünüzü yormasın diye şık yazılar daha kaliteli okunsun diye. Bakın her şeyin ışığını falan hepsini ayarlayabiliyorsunuz kolayca. Ve basıyorsun onayladıktan sonra düşüyor buraya. İlave tutalım arkadaşınız bir tane daha not attı. Abi bunu da okuyacaksın. Bu da var. Geri kalan kısmı da bu. Bunu atmayı unuttum dedi. Bunu da ilave ediyorsunuz. Bir dakika. Bunu da aynı şekilde kırpıyoruz. Yani aynı şekilde kırpıyoruz ve bunu da düzeltiyor uygulama. Bunu da yine ayarlamasını yapıyoruz. Işığını falan hepsini kendin ayarla. Daha okunur hale getir. Bunu da attı. Misal direkt nasıl kaydediyoruz? Burada yukarıda indirme işareti var ya. Bunun üzerine tıklıyoruz. PDF veya resim olarak kaydedebiliyoruz. PDF olarak kaydediyorsun ve sonra bunu gidip kırtasiyeden çıkartabiliyorsun. Gördüğünüz gibi çok kolay bir işlem. Bakın PDF'ini de gösterelim artık. Hazır yani bu şu anda. Böyle. Yani eskisine baktığında daha kaliteli oldu bu. Bunu kolay bir şekilde siz çıksın alabilirsiniz. Bu videoyu diğer arkadaşlarınıza da göndermenizi rica ediyorum. Çünkü çok işlerine yarayacak bu program bildiğim kadarıyla. Yani daha kaliteli notlar çıkarabilmeleri için resimlerini atıyorlardı işte notlarını dediğim gibi. Bu usulü kullanarak daha iyi verimli bir ders notu çıkartabilirler. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı, yorumlarınızı bekliyorum. Sağ olun, kendinize iyi bakın.